yıllarca tartışılan bir yasa. Tecavüzüyle evlendirilen kadınlar olacak aslında bu yasa kabul edilirse. Kadınlar olarak, genç kadınlar olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil baktığınızda. Bizim ne anayasamızdaki hükümlere uygun, ne kadın haklarına, ne insan haklarına affı olamaz, bunun rızası olamaz, bunun kabulü olamaz. Bunda kadının tahriği olamaz. Kadın istediği gibi giyinir, istediği yerde, istediği şekilde dolaşır, istediği hayatı yaşar. Kimse onun vücuduna bu şekilde dokunamaz yani. İsterse gece dışarı çıkar, isterse sabaha karşı evine döner. Birkaç kişinin tecavüzüne uğruyor. Hepsiyle mi olacak yani? Erkeklerin de karşı çıkması lazım. Sade kadınlar mı? Yani bu sade kadınlara olmuyor ki. Erkekler de tecavüze uğruyor. Her yapan cezasını alacak kızım. Hak eden bulacak cezasını. Onlar daha çocuk. Okula giden çocuklar orada tecavüz ediyor. Çok büyük ceza verecek ama bunlar bu kapıdan alıyor, bir kapıdan salıyorlar. Şimdi biliyorsunuz sıkça tartışılmıştı ama şimdi tekrar meclis gündemine geldi. Çocuk istismar yasası. Ama içeriğine baktığımız zaman tecavüze uğrayan çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilme ibaresi de aslında üstü kapalı yer alıyor. Nasıl değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar? Yani bu bana göre hiç doğru bir şeydi tabii ki de. Yani sonuçta tecavüze uğramış birinden bahsediyoruz. Evlendirmek ne demek yani? Hayatım ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Çok saçma. Öyle değil mi? Yani sapıyla evleniyor yani. Yani evlenirse tecavüzcüsüyle tecavüzcü ceza almayacak. Ne bileyim, onunla evlenmek Azrail'le evlenmek, bir sapıkla evlendirmek. Yani teşvik gibi bir şey oluyor. Teşvik ediliyor aslında. Ben adamdan yapmadım ki bu çocuğu. Tecavüzcümden yaptım. Bana zorla tecavüz eden, bana zorla dokunan birinden oldu bu çocuk. Neden ülke yani ülkece bu noktada bu kadar kötü durumdayız arkadaşlar? TV programları da bana göre basın dili yani. Dizilerde çok etkili oluyor düşünüyorum. Çünkü bir dizi yayınlanıyor. Yani çok yakın zamanda da yayınlandı. Kadına sürekli dayak atılıyor. Görüyoruz. Hani dedim ki sürekli kadına şiddet var. Sürekli hani gene geleneksel olaya geliyoruz durumda. İşte kadın böyle yapmasın, kadın şöyle yapamaz, kadın böyle yapamaz. Kadın dayak yer, sürekli dizide kan akıyor. Dediğim gibi orada çok fazla hakaret var kadına karşı. Yani dışarıda bir kadına şiddet uygulansa bunu da izliyoruz. Müdahale etmek yerine. Böyle televizyonlarda da dizileri falan da seviyoruz izlemeyi. Canlı da olsa, dizi de olsa böyle seyretmeyi seviyoruz açıkçası. Müdahale etmiyoruz. Bu yasayı düzeltmeleri lazım. Eğer böyle bir yasa varsa gerçekten gayri insani bir yasadır. Ve çocuklarımıza hakikaten böyle şey yapamazlar. Çocuk yaştan evlendirmek ne demek? Benim çocuğum yok ama çocuğum olsaydı hiçbir zaman yani izin vermezdim. Çünkü çocuk çocuktur. Çocukluğunu yaşaması lazım, oynaması lazım.